Sani Yardım Vakfı Yeryüzü Notları programını sunar. izleyenlerimiz bir yeryüzü notları programında daha beraberiz. Bu programımızda Balkanları konuşacağız. Özellikle Kosova ile alakalı son süreçte yaşanan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçı ile alakalı bir iddianame var. Bu iddianame nedir ne değildir? Olay hangi pozisyondan hangi pozisyona evrilmiştir? Ve bundan sonraki süreç nasıl yaşanacaktır? Onları konuşacağız. Aynı zamanda Kosova sadece Balkanlarda bir ülke değil. Mutlaka Balkanlarda hangi ülkeyi konuşursanız konuşun mutlaka Balkanlar adı üzerinde diğer ülkelerle de bir şekilde ilişkisi var. Bununla alakalı diğer bölgelerdeki o Balkanlardaki ülkelerden de bahsetmiş olacağız. Özellikle 3 ayı geçtik. Korona ile alakalı o Balkan ülkelerindeki durum nedir ne değildir? Sancak'ta, Kosova'da, Makedonya'da, diğer Efendim, ülkelerde ne tür tedbirler alınıyor, alınabiliyor? Olaylar nasıl devam ediyor? Bunları ele almış olacağız. Yine malum e, vaktimiz el verdiği ölçüde e, Temmuz'un 5'i bugün. E, 11 Temmuz Srebrenica katliamının yıl dönümü. E, yine süremiz el verdiği ölçüde bu konuya da değinmeye çalışacağız. Konuğumuz e, İnsamer İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Balkan araştırmacısı Emin Emin. Ben sorularımı Emin'e sormadan önce geçtiğimiz hafta içerisinde dünyada meydana gelen olaylardan derlediğimiz bir VTR ile sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Şimdi VTR'yi izliyoruz. Myanmar'ın Kachin eyaletinin Kpakant bölgesinde bulunan bir yeşim taşı madeninde madencilerin çalıştıkları esnada toprak kayması sonucu en az 113 madenci hayatını kaybetti. Yetkililer daha onlarca madencinin toprak altında olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Koruma Yetkilileri New York'ta Çinli bir şirketin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tutulan Uygur Türklerinin saçlarından elde ettiğinden şüphelendikleri saç ürünleri sevkiyatını durdurarak 13 tonluk mala el koyulduğunu bildirdi. İran Adalet Bakanlığı, Amerikan Başkanı Donald Trump ve beraberinde 35 kişi hakkında soruşturma başlattı. Devrim muhafızları bünyesindeki Kudüs gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika'nın hava saldırısında öldürülmesiyle ilişkili soruşturmada Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılması için girişimlerinde başlatılacağı belirtildi. Avrupa Birliği'ne girmek için 2008'de başvuran ve üyelik müzakerelerine Haziran 2012'de başlayan Karadağ, yaklaşık 2 yıllık bir beklemenin ardından Avrupa Birliği üyelik sürecinde 32. ve son faslı açmayı başardı. Karadağ'da eşcinsel evliliklere izin verilmesi kararı alındı. Muhafazakar toplumsal yapıya sahip olan Balkanlar'da özellikle son yıllarda LGBT'nin normalleştirilmesi ve teşvik edilmesi adına sivil toplum kuruluşları ve devletler olağanüstü çaba sarf ediyor. Koronavirüs salgınıyla ciddi mücadele veren Irak'ta hastanelerde oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Morklarda yer kalmadığı için cenazelerin koridorlarda bekletildiği ülkede birçok hasta için oksijen tüpü bulmak imkansız hale gelmiş durumda. Yemen'de yetersiz beslenme ve ülkeye ulaşan insani yardımın azlığından dolayı gıda yetersizliği yıl sonuna kadar 2.4 milyon çocuğu etkileyebilir. Ülkedeki çocuk sayısının yaklaşık yarısını 5 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor ve bu çocukların %20'si kronik gıda yetersizliği ile karşı karşıya. emin hoş geldin tekrar. Hoş bulduk hocam. Ee, Balkanlar, korona, e, Kosova malum. E, isterseniz koronadan başlayalım. E, nasıl bir süreç geçirdi Balkanlar? Balkanlar'da en iyisi son gün. Bugün gerçekleştirilen e, bir yardımdan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu dün. E, hatta e, bir duygusal bağ kurup... Koca Yusuf biliyorsunuz. Pehlivan Koca Yusuf, Balkan kökenli bir pehlivan olmakla birlikte... Şu anda dünyanın farklı bölgelerine askeri kargo uçağımız Koca Yusuf yardımlar götürmekte. koronaya yardımları. Son olarak da e, dün Sancak bölgesi'ne yardımlar götürüldü. Çünkü Sancak'ta son dönemlerde e, Sırbistan içerisinde Müslüman boşnakların yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde son, gün, e, son günlerde aşırı derecede solunum cihazlarının eksikliği vardı. Yoğun bakımlar e, doluluk oranları taşmıştı ve tıbbi malzeme eksikliği vardı. Bunun e, buna karşılık Türkiye'den de hemen bir e, acil yardım e, kargosu düzenlendirip e, Sancak gönderildi. Sancak'ta gerçekleştirilen mutluluk gösterileri, Türkiye yanlısı gösterileri, Türkiye'nin yanında olduklarını ve e, sürekli işte e, yapılan gösterilerde Sultan Erdoğan'a teşekkürler tarzında e, Sancak halkı Türkiye minnetleri e, minnetlerini sundular. Bu noktada ilk başta bununla ben de Sancak halkı, e, halkı için Türkiye ve yardımı gönderen Cumhurbaşkanımız olsun organizasyonda e, yapılan herkese teşekkür etmek istiyorum e, çünkü Türkiye sadece o bölgeye değil İngiltere'den Amerika'ya her yeri gönderdi. Ama Balkanlar özellikle şöyle bir şey var e, şu tabir kullanılır Balkanlarda çok Türkiye hapşırdığı takdirde biz nezde oluruz. Hmm. Yani. Türkiye'nin e, ayağı bir yere takılsa Balkanlar çok daha kötü durumda kalır. Çünkü diğer bahsettiğimiz ülkeler gelişmiş olmalarına rağmen biz yardım ettik. Ama Balkanlar bu noktada e, diğer ülkelerden daha muhtaç yardımlar. Ve Allah razı olsun Türkiye'den de e, ihtiyaç duyulan desteği her daim e, buldu yani, Balkan ülkeleri. En son bundan önce de yani koronavirüsün ilk, ilk başladığı dönemde de tüm Balkan ülkelerini istisnasız olarak Müslümanların yoğun yaşadığı ya da yaşamadığı bakılmaksızın Sırbistan olsun Karada olsun bütün Balkan ülkelerine tıbbi malzeme yardımı gönderdik. Hatta hatta işte bir dönem biraz kara propaganda uygulanmaya çalışıldı. İşte Türkiye e, ihracat yasağı koyduğu için biliyorsunuz tıbbi malzemeyi ilk dönemde işte bize malzememizi göndermiyor dendiği günlerin aynısında Türkiye yardım gönderdi. Yani i̇hracatı geçtim. Ücretsiz bir şekilde gönderiyordu son dönemde de Türkiye'de e, üretimini de başladı Allah'a çok şükür. Bunları da e, gönderiyoruz. Hem yani çeşitli Balkan Bulgaristan ülkelerde. Başbakanı gelmişti hatta. Bulgaristan Başbakanı gelmişti. Bunun dışında Makedonya'dan teşekkürler gelmişti. Kosova'ya göndermiştik. Ambulanslar gönderildi vesaire. Bir sürü şey gönderildi. İşte dün de en sonuncusu da dün sancağı gönderildi. Şimdi bu Türkiye'nin yapmış olduğu yardımın dışında Balkan ülkelerinde şu anda maalesef ikinci dalga yaşanıyor. İlk e, korona vakalarından çok daha yüksek sayılarda vakalar ortaya çıkmaya başladı. Ee, sebebi ne? Sebebi çok fazla tedbirlere uyulmadığını da söylemek gerekiyor. Onun dışında e, şu anda tedbirlerin dışında bir de Balkanlar bir panik havası oluşmaya başladı. Bu bu kadar yüksek e, yeni vakaları kaldıracak bir sağlık sistemi yok maalesef. Yani, örnek olmak vermek gerekirse. İlk etapta yani birinci dalga dediğimiz dönemde Balkanların çoğu ülkesinde her gün kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandı. İşte bizim hafta sonları olan sokağa çıkma yasaklarımız Balkanların çoğu ülkesinde belirli saatlerde işte akşam 16'dan sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasakları uygulandı. Bunun ee, ...yanı sıra bir de hafta sonları sokağa çıkma yasağı vardı. Ülkeler arası zaten bütün sınırlar kapatılmıştı vesaire. 1 Temmuz, 15 Haziran 1 Temmuz'da kısmi bir açılma başlamıştı. Ama tekrardan e, 1 Temmuz sonrasında daha doğrusu 15 Haziran'da başlamıştı. 1 Temmuz sonrasında tekrardan ülkeler sınırlarını kapatmaya başladı. Malumunuz Avrupa Birliği'de e, tavsiye, e, sözüm ona tavsiyeli işte belli ülkelere sadece açılmasını öneriyorken... ...şu anda Bulgaristan'da bir dönem açmıştı. Tekrardan kapatma kararı aldı. Yunanistan hiç açmadı zaten. Balkan ülkeleri e, bu noktada biraz e, kendilerini izole e, hissediyorlar. E, bunun dışında işte Türk Hava Yolları da e, Türkiye sınırları kapattığından dolayı bir dönem kapatmıştı ama Türkiye en son artık sınırları açma kararı aldıktan sonra Türk Hava Yolları da e, daha önceden çok daha yüksek olan... E, ulaşım sayılarını yani uçak sayılarını daha düşük olan haftada 3 ila 4 olmak üzere tekrardan başlatmış yani durumda. Tedbirleri uygulamadıkları için mi ikinci dalga? Tedbirleri şu şekilde uygulamadılar çok fazla önemsemedi halk. Çünkü Balkanlarda şöyle bir gerçeklik vardır. Devletle halk arasında bir kopukluk vardır. Çünkü insanlar çok fazla devlete güvenmiyorlar. Bugüne kadar siyaset onlar için bir güven kaynağı değildi. Siyasi daha fazla sorun kaynağıydı ya da siyasetçilere çok fazla güven yoktu. Böyle bir kriz ortamında devletten gelen tavsiyeleri çok fazla kulak asmadılar maalesef halk. Ya yani ama, Ramazan Esnasında uluslararası haberleri de izliyorlardır mutlaka. İzliyorlar yani işte. sadece bu Balkan ülkeleriyle alakalı bir konu değil. Yani Öyle arada... yine de işte o e, önemsemediler. Yani maalesef önemsemediğini, önemsemediklerini söyleyebiliriz. O tedbirlerin uygulandığı da tedbirlere uymak istemediler vesaire. Peki sağlık altyapısı nasıl? Sağlık altyapısı iyi olsaydı zaten insanlar bu kadar panik olmazdı. Şu anda büyük bir panik de oluşuyor. Sadece insanlar da değil, hükümetler de yani ee, Balkanlardaki krizleri yönetmeye çalışan hükümetler de. de. Ee, en basitinden Sancak gibi bir bölgede yüzlerce hasta olmasına rağmen örneğin 10 tane iddialar bu şekildeydi. 10 tane solunum cihazından sadece 3'ü çalışıyor ve o 3'ü hangi birisine daha önce yetişebilirdi? Onun dışında işte Makedonya'da e, insanlar kendilerinin hasta olup olmadığını test edilmek için sadece günlerce sıra bekliyor. Yani bu şekilde vakalar var. Ve Balkanlar'da çok yakın döneme kadar ülkeye giriş yapmak istiyorsanız, kendi ülkenize dönüş yapmak istiyorsanız ilk başta 14 gün devlet karantinası vardı Türkiye'nin uyguladığı gibi. Ondan sonra bunun kaldırılması için negatif eee Covid testiyle geldiğiniz takdirde 14 gün ev karantinası uygulanacaktı. Bu şekilde tedbirler vardı. ...artık devlet karantinası yetmiyordu. İnsanları evlere de yönlendirmeye başladılar. Ama hastanelerde bugün halen... ...insanlar kendilerini halsiz ve sayısız ettiklerinde... ...test yapmak istediklerinde... ...test için artık randevu almaları gerekiyor. Yani test yapma kapasiteleri bile... ...maalesef yok çoğu ülkede. Peki Türkiye açtı mı bu anlamda kapıları? Türkiye zaten tüm ülkede şu anda açtı. Türkiye şöyle bir şey... ...ben de fırsat buldum iki hafta öncesinde... bir ...Makedonya'ya gidip geldim. Türkiye girişte tedbirler alınmış aracınız dezenfekte ediliyor vesaire ve e, anında sizi... Karayoluyla bir... mı gidip geldik? Karayoluyla gidip geldik. İşte Bulgaristan'a açtığı dönemde. Türkiye'nin yapmış olduğu şeyler aracınızı dezenfekte ediyor. Ondan sonra bir doktor kontrolü hemen gerçekleşiyor. Ateşiniz olup olmadığına da semptom göstermediğiniz takdirde, semptom olmadığı takdirde girişinize izin veriliyor. Semptom gösterildiği takdirde hemen test yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ve Covid çıkması durumunda da hemen ya evde izolasyon ya da işte gerekli tedavi süreci başlatılıyor. Türkiye şu anda zaten turistlerde, yabancı, yani yurt yurtdışı uçuşlarda açıldı bildiğim kadarıyla. Sadece İstanbul'a değil, farklı şehirlere de. Yok, özellikle sağlıkla alakalı diyelim ki Türkiye'de tedavi olmak isteyen Balkan ülkelerinden hastaları Türkiye bu anlamda kabul ediyor mu? Şu anda öyle bir şey olmadığını biliyorum. Çünkü onu zaten o, o tarz hastaların transfer edilmesi bile şu anda sıkıntı biliyorsunuz e, yayılmasını öngelleme, engelleme kadara bu tarz hastaların transfer edilmesine bir izin verilmiyor bildiğim kadarıyla. O tarz hastalar zaten izolasyonda oluyor. Mecburen evde, evde kalıyorlar. Kalması gerekiyor. Evet, aynen öyle şekilde. <laughs> Peki e, sancakta e, şu an yapılan yardıma miktarı ne kadar? Ya bunun için gereği, gerektiği kadar bir yardım yapıldı. Sancaktaki ihtiyaçları karşılanması bize bir yardım yapıldı. Tam sayı e, zaten belirtilmedi hiçbir yerde. Ama işte Koca Yusuf'un gittiğini düşünürsek koskoca kargo uçağı, aynı kargo uçağı tüm Balkan ülkelerine e, yardım yapılmıştır. Sadece Sanca yardım götürüldüğünü düşünürsek e, büyük miktarda bir yardımın gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki. Ee, gelelim Kosova'ya. Kosova'da Tabii. neler oluyor? Kosova'da neler oluyor en son e, kronolojik olarak anmak, anlatmak gerekirse en son ne oldu onu da bir de geçmişinden biraz bahsedelim. En son gerekiyor. sizinle yaptığımız programda harita üzerinde, harita üzerinde özellikle Sırbistan'ın e, bir bölge vardı. Mitrovica'daki evet. Sırpların yoğun yaşadığı Kuzey Mitrovica bölgesinin verilmesi, e, Sırbistan güneyinde Arnavutların yoğun yaşadığı bölgenin de Kosova'ya verilmesi e, iddiaları vardı. Ki bu iddialar gerçek olacak mıydı olmayacak mıydı? Belli değilken farklı bir süreç işlemeye başladı Kosova'da. Ee, en son Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Saç hakkında 1998-2000 yılları arasında Kosova-Sırbistan arasındaki e, yaşanan savaşta e, savaş suçları işlediği hakkında bir iddianame hazırladı. İddianameyi de hazırlayan e, Kosova Meclis tarafından kurulması onaylanan ve Kosova Yargı sistemiyle paralel bir şekilde e, işlem görmekte olan Lahdama kurulan ve uluslararası savcıların ve hakimlerin e, görevde oldu. Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi tarafından e, orada görev alan savcılar tarafından bir iddianame hazırlandı. Ama iddianamenin hazırlanmasından... Lahi sonra... Adalet Divanı'nda Kosova Savaş Suçları'nı inceleme için için bir kurulan özel bir mahkeme. Mahkeme var. Bu evet. mahkeme Kosova Meclisi'nden mi geçti? Kosova Meclisi'nden geçti. Neden? Çünkü Avrupa Birliği işte vizesi seyahat hakkı ilk başta. Kosovalılar sadece tek bir Balkan ülkesi. Vizesi seyahat hakkına sahip olmayan Balkanlarda. Ama bunun dışında da Avrupa Birliği'ne üye olma sürecine ilerlemesi için Avrupa'nın biliyorsunuz böyle e, bir havuçla e, şey dayak. tarzı, dayak tarzı e, girmek ya. için talep ettiği şartlardan sadece bir tanesiydi Kosova özel savaş suçları özel mahkemesinin kurulması. Peki benzer bir talebi Sırbistan'dan da yaptı mı? Sırbistan'dan zamanında örneğin Milošević'in yargılanması, Milošević'in yeterli, mi yeterli mi edilmesini yeterli istedi ki onu? onların da onları e, Yugoslavya savaş suçlarını incelen mahkeme vardı. Bu mahkemede daha fazla Sırplar yargılanıyordu. Yeni kurulan mahkemede ise özellikle Arnavut, işte UÇK komutanların vesaire işlediği savaş suçları inceleniyor. Yani bu noktada da diğer taraf zamanında işte 2000'li yılların başında Milošević'i teslim etmesiyle birlikte kendi onlardan bir şey talep edildiği iddia ediliyor. Ama son dönemde özellikle bir 2-3 yıldır şöyle bir trendten bahsedebiliriz. Artık Avrupa Birliği'de de Amerika'da Kosova'yı eskisinden desteklediği gibi koşulsuz şartsız desteklemiyor. Oraya gelmeden önce dolayısıyla Lahye Adalet Divanı'nda ben. Kosova'da Tırnak içerisinde işlenen savaş suçlarını iddia edilen, iddia edilen, e, işlendiği iddia edilen Aynen. E, bu savaş suçlarını incelemek üzere Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsanız öncelikli bunu olarak bunu kuracaksınız ve bu noktada yine tırnak içerisinde aklanacaksınız. Ondan sonra müracaat edebilirsiniz. Aynen o şekilde. Bu mu söyleniyor? Bu söyleniyordu. Evet. 2015 yılında kuruldu. Kurulduktan sonra şu ana kadar e, yüze yakın kişi zaten e, ifade vermeye çağrıldı ki bunlardan birisi de geçen yıl e, başbakanlık görevini yürütüyorken Ramuş Haradinay'dı. Kosova Başbakanı iken kendisi e, şüpheli e, sıfatıyla. sıfatıyla. ifade vermeye çağrılmıştı. Tabii ki Ramuş Haradinay bu çağrıyı alır almaz er, e, bir çok kısa zamanda istifa ettiğini e, mahkemeye Kosova Başbakanı olarak değil sadece bir Kosova vatandaşı olarak çıkmak istediğini çünkü bu tarz bir şeyde yargılandı ve kendisinin suçlu bulunduğu takdirde Kosova'nın bir ülke olarak suçlu bulunmasından ziyade bir vatandaş bir biri olarak suçlu olmak istediğini söyleyip Başbakanlıktan istifa etmişti. Bu istifa etmekte zaten Kosova siyasetinde farklı süreçleri başlatmıştı. Çünkü aynı başbakan Ramush Haradinay Kosova'nın uzun dönemdir e, neredeyse 7-8 yıldır Sırbistan'la yürüttüğü bir diyalog sürecini bloke etmişti. Nasıl bloke etmişti? Çünkü Sırbistan sürekli e, farklı adımlar atmaktayken artık Kosova'yı tanımamak üzere bir politika izledi. Hatta hatta e, tanıyan ülkeleri de, dünyada Kosova'yı tanıyan ülkeleri de bu kararlarından caymak için aktif bir politika izliyordu. Sırbistan. Sırbistan. Bunun farkında olan Kosova'da dönemin başbakanı Ramush Haradinaj, Kosova'yı, Sırbistan Kosova'yı tanıyana kadar e, Sırbistan'dan ve hatta hatta Bosna de aynı şekilde tanımıyor. Bu iki ülkenin, e, bu iki ülkeden Kosova'ya gelecek ürünleri yüzde yüz gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Bu kararın ardından Zar zor ilerleyen diyalog süreci tıkanmıştı. 2018'in sonunda oldu bu. Anladım. Meclis başkanı da çağırdılar mı? Aynen, aynı şekilde. Yani en son Hashim Thaçi'nin yanı sıra Meclis Başkanı Kadri Veseli ki Kadri Veseli de Hashim Thaçi'nin kurmuş olduğu Kosova Demokratik Partisi PDK'nın başkanı. Bir önceki Meclis Başkanı, şu anda farklı bir meclis başkanları var. Ee, onun dışında da bir e, onunla yakın kişi de davet edildi yargılandıkları şeyse iddia edilen işte şu anda halen iddianame çünkü kabul edilmedi mahkeme tarafından iddianame. İddianameye göre yüz yüze yakın kişinin sivilin ölümünden suçlu oldukları. Cumhurbaşkanı da bu iddianamenin hazırlan savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği an kendisinin de Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa edeceğini söyledi. Anladım. Şimdi oraya gelmeden <laughs> okuduğum raporlardan birisinde özellikle gümrük vergisiyle alakalı Amerika'nın Kosova'ya baskı uyguladığıyla ilgili bir yorum var. Burada zaten ee, bununla ilişkisi nedir bunun? Burada zaten e, programın başında büyük bir hesaplaşma demiştik. Büyük hesaplaşma şu şekilde oluyor: e, Kosova-Sırbistan ilişkilerinde genellikle Kosova tarafını Avrupa Birliği ile Amerika desteklerken Sırbistan tarafının koşulsuz çarşısı arkasında Rusya var. Kosova meselesinde artık son birkaç yıldır Kosova biraz yalnız bırakılmaya başlandı bazı noktalarda. Daha fazla Sırbistan'daki o Rus etkisini azaltmak bir de Avrupa Birliği, Amerika düşmanlığını da aynı zamanda azaltmak için biraz daha Sırp lehine politikalar izlenmeye başlandı. Son dönemde neler oldu? Ramuş Haradine yüzde yüz gümrük vergisini koymuştu. Biraz daha anlaşılır olması açısından. Tabii ki. Ee, Sırbistan'ı Rusya destekliyor. Evet. Kosova'yı Amerika ile Avrupa Birliği. Amerika ile Avrupa Birliği, Avrupa Birliği. Ee, Amerika Sırbistan'daki anti-Amerikanizmi ortadan kaldırmak adına e, Kosova'ya rağmen Sırbistan'ın yanında mı yer aldı? Şu şekilde Sırbistan yanında yer aldı demeyelim ama eskisi gibi Kosova'ya vermiş olduğu koşulsuz şartsız desteği artık vermiyor. Hatta ve hatta tam tersine artık Kosova'nın aleyhine olacak bazı politikaları uygulamasını istiyor Kosova'dan. Nedir bunlar? ...Kosova'nın gümrük vergesini ortadan kaldırması gibi. Kime karşı koymuş? Sırbistan'a Sırbistan karşı koymuştu. Evet. Biraz önce söylemiştik. Şimdi burada ama farklı bir hükümet de geldi. Amerika'nın vesaire artık sözünü dinletemediği ara dönemde farklı bir hükümet kuruldu Kosova'da. Bu hükümet Vedvendosya Hareketi ki ilk defa Kosova'da 2019 yılında... ...eski UÇK komutanlarının kurmuş olduğu partilerin yer almadığı bir hükümet kuruldu. 2019 Ekim ayında seçimler gerçekleşmişti gerçekleşen görüşmelerin sonrasında bir 3-4 ay sonrasında koalisyon görüşmeleri neticesinde ilk defa UÇK komutanlarının olmadığı bir hükümet kurulmuştu. Yeni kurulan hükümet aynı zamanda uluslararası baskıya da çok fazla gelmeyeceğini iddia ediyordu ki bu noktada kendisi de adımlar attı. Albin Kurt'u hükümeti kendin karar al hareketi ve Döster Partisi. Meclisten güven oyu almada epey zorlanmış. Meclisten güven oyu aldı ilk başta. Koalisyon ortağı oldu. Koalisyon ortayla koronavirüs döneminde bir anlaşmazlık ortaya çıktı. İki, iki anlaşmazlık vardı. Birincisi Sırp Gümrük, Sırbistan'a uygulanan gümrük vergileri ki bu gümrük vergilerini yeni kurulan hükümet mütekabiliyet esasına göre uygulanacağını bu noktada karar aldı. İster Sırbistan olsun ister başka ülkeler fark etmez. Onlar bize karşı nasıl davranıyorsa biz de mütekabiliyet esasına göre biz de o şekilde gümrük vergilerini uygulayacağız dendi. Bu noktada karar alındı. Ama ve lakin diğer koalisyon ortağı ee, uluslararası baskıya boyun eğdiği için bu vergilerin kesinlikle tamamen kaldırılması yönünde talepte bulundular. İşte düşünün ki kendi ülkenizdesiniz ve e, sizin lehinize olan bir, yani sizin Sırbistan'la olan ilişkinizde lehinize olan bir kararı gümrük vergilerini sizden kaldırmanızı istiyorlar tamamıyla. Bunu da özellikle Amerika istiyordu. Amerika'nın istemesinin sebebi de Amerika bir buçuk yıl öncesinde özel temsilci atadı Sırbistan'la Kosova diyalog sürecine. Artık Avrupa Birliği'nin başlattığı diyalog süreci Avrupa Birliği'nin tamamlayamayacağı, neticeyi erdiremeyeceğini öne sürüp kendisi daha aktif bir politika izlemeye başladı. Asıl sorun da burada başladı. Avrupa Birliği Amerika çekişmesi de başladı bu noktada. Evet, yani ABD Avrupa ülkelerine rağmen oraya Ağmen. bir ara bulucu. ara bulucu kendi ara bulucusunu atadı Richard Grinnell diye. Ara bulucu atandığında programın başında bahsettiğimiz o Sırbistan-Kosova toprak değişimi tartışmaları başladı. Tabii ki bu toprak değişimi tartışmaları ama çok riskli bir tartışma Balkanlar için çünkü Balkanlarda geçen programlarda anlatmıştık siyasi sınırlarla etnik sınırlar aynı değil. Evet. Ne demek istiyorum? İşte Makedonya'nın içerisinde Makedonya sınırlar içerisinde yüzde otuz civarında Arnavut yaşamakta ki bu Arnavutlar da genellikle ülkenin kuzey batı kesiminde Arnavutluk ve Kosova ya yakın bölgelerde yaşamakta ve bunların da hayalinde her zaman işte. Resmi bir şey olmasa da büyük arnavutlu kuruma ideali var. Onun dışında Bosna'nın her senin içerisinde toprakların yüzde 49'un sırtlar, ya sırtların yani iki tarafında büyük entitek. devlet kurma hayalleri Tabii var. Tabii ki. Şimdi bunlar zaten pamuk ipliğine bağlı bir şekilde bu sınırları mevcudiyetini korumaya korumaya çalışıyor Avrupa Birliği de bölge ülkeleri de. Şimdi böylesi bir toprak değişimi. Aynı zamanda domino etkisi yaratıp tüm bu soru, sınırların tartışılmasına yol açabilir. Yani sınırların tartışılması aynı zamanda yeni bir savaşların da olması ihtimalini getirecek. Ama bütün bunlara rağmen Amerika'nın özel temsilcisi herhalde masaya oturtmayı başaracak mıydı? Başaracaktı ki işte burada da Avrupa Birliği bir hamle yaptı. Ee, İsterseniz orayı aradan sonra, aradan sonra konuşalım. Tamam. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara aradan sonra bakalım Amerika'nın özel temsilcisi her iki tarafı da masaya oturtma aşamasındayken ne oldu? Masa bir anda devrildi. Onu öğrenmeye çalışacağız. Şimdilik bir araya gidiyoruz. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın sunduğu Yeryüzü Notları programı devam edecek. Değerli izleyenlerimiz aradan sonra tekrar beraberiz. Kosova'yı konuşuyoruz. Konuğumuz İnsamer, İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Balkan Araştırmacısı Emin Emin. Emin masanın devrilmesinde kalmıştık. Masayı kim devirdi diye sormuştum. İsterseniz oradan devam edelim. Masanın devrilmesinden önce masa nasıl kuruldu bir özet geçelim. Ondan tamam. Ondan sonra en son masa nasıl devrildi? Masanın kurulması için Amerika büyük çabalar sarf etti. Biraz önce bahsettiğim o Albin Kurt hükümetinin kurulmasından sonra iki tane şart vardı. Birisi gümrük vergilerinin tamamıyla kaldırılması, bir diğeri de koronavirüs dönemi sürecinde yani ilkinden dolayı hükümet devrilemiyordu. İkincisinde sebep gösterdiler. İkinci sebep neydi? Tam koronavirüs başladığı dönemde Cumhurbaşkanı Haşim Saçı olağanüstü hal ilan edilmesi talebinde bulundu. Hükümetse, Albin Kurtu hükümeti ise e, başbakanla zaten araları iyi değil. İlk başta işte hükümet kurma görevini almaya gitmiyordular vesaire. İkisi arası zaten iyi olmadığı herkes tarafından biliniyordu. Akabinde gerçekleşen bu sorunların sonrasında e, olağanüstü haline edilmesi başbakan tarafından reddedilirken, başbakanın kabilesinde e, görev almakta olan koalisyon ortağından gelen İçişleri Bakanı, Olanüstü hal ilan etmeye yönelik karar alacağını e, söyledi. Başbakan da bana rağmen böyle bir karar almaya yelteniyorsa görevden alınacaktır e, deyip görevden aldı. E, görevden alınması sonrasında ise hemen güven oyu sunuldu. Biraz önce dediğiniz güven oyu alamadı. Güven oyu bu yüzden alınamadı. Artık koalisyon ortağı e, özür dilenmesini bekledi vesaire. Tabii ki geri, geri adım atılmadığı için de güven oyu e, güven oyuna sunuldu. Güven oyu oynanmasından sonra e, hükümet, Albin Kurt hükümeti düştü. Ancak yeni hükümetin kurulması korona döneminde seçimler yapılamayacağı için biraz zora girdi. Cumhurbaşkanı işte eski koalisyon ortağı, hükümeti dağıtan koalisyon ortağına e, hükümeti kurma görevi verdi. Ama buna karşında anayasa mahkemesi, e, Kosova'daki anayasa mahkemesi bir adım attı. Ve e, 30 Mayıs'a kadar bu kararı erteledi. Yani şu anda yeni hükümetin kurulması da mevcut korona virüsü karşı salgına karşı vermiş olduğumuz savaşa baltalayacağından dolayı bu karar ertelenme kararı alındı. Tabii ki her şeyin sonunda da 30 Mayıs sonrasında da hükümet maalesef düştü. Yeni kurulan hükümet ise göreve gelir gelmez Amerika'nın istediği her şeyi birebir yerine getirdi. Gümrük vergileri sıfırlandı. Ondan sonra tekrardan diyalog sürecine başlanması için olumlu söylemler gerçekleştirildi. Ve en sonunda Richard Grenell 27 Haziran'da, Amerika Amerika'nın ara buluculuğunda Washington'da Beyaz Saray'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin bir araya getirip nihai bir anlaşma imzalanacağını öne sürüyordu. Tabii ki bu anlaşmanın içeriği ne olacak? E, toprak değişimi mi gerçekleştirecek? Yoksa e, iki ülke işte Doğu Batı Almanya örneğinde olduğu gibi Soğuk Savaş döneminde birbirlerini tanımayıp uluslararası kurum ve kuruluşlara engellemeyecek mi? İçeri hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Tabii ki bu bilin... Amerika'da karşılıklı masada oturuyorlarsa Sırbistan aynı zamanda Kosova'yı tanıdığı anlamına da gelmez mi bu? Zaten şöyle bir şey var. Sırbistan bu, bu açıdan çok siyasi zekaya sahip. 2013'ten itibaren Kosova'yla beraber oturuyor ama hiçbir zaman Kosova'yla demiyor. Arnavutlarla masada istiyor. Heh. Çünkü bunu milli bir şey olarak söylüyor. Bir millet de biz masadayız. Kosova'yı halen kendi parçası olarak görüyor. Yani ya da Pristina tırnak içerisinde lideriyle oturmuş Aynen oluyor o şekilde. Evet. Ben Kosova Kosova'yı kabul etmemek üzere zaten çok dikkatli bir konularda. işte söylemlerinde de bunu sürekli öne sürüyor. Zaten Kosova hiçbir zaman demiyor. Ya da Kosova Metohiya diyor. Yani Sırbistan bir bölgesi olarak ee, söylüyor da işte Sırp e, bölgelerinden Kosova'daki yetkililerle vesaire görüşüyoruz tarzında. Kendi bakanlığı da var o bölgeyle ilgilenen kendi bakanlığı var. Yani Sırbistan halen yani Sırbistan siyasette kendi de, içerisinde bir bölgesinde meydana gelen bir karışıklık var. O karışıklığı gidermek üzere Diyalog sürecine öyle diyalog süreci öyle devam etmiyor. Zaten diyalog sürecinde kendileri de biliyor ki bağımsızlıklarını en sonunda kabul edecekler. Evet. Ama bunun öncesinde kendileri buna karşı ne alacaklar, bunun derdindeler. Zaten cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Sırbistan cumhurbaşkanı bunu söylüyor sürekli. Tam diyor, ben yarın bağımsızlığını kabul ettiğim takdirde ben ne kazanacağım, biz ne kazanacağız? Yani Avrupa Birliği üyesi mi olacağız? Ne olacak? Zaten NATO'ya girmek gibi bir hedefleri yok yakın zamanda. Şu 2001 yılındaki NATO bombardımanlarından sonra. 99 yılında pardon. Evet. NATO bombardımanlarından sonra NATO'ya karşı bir antipati var ve hiçbir şekilde NATO üyesi olmak istemiyorlar. Zaten e, askeri altyapıları da daha fazla Rusya'dan ihraç edilme. Peki Amerika'da her iki taraf da masada neye imza atacaklarını bilmiyorlar mıydı yoksa Kosova ya, mu? mı taraflı bilmiyordu? Evet, büyük ihtimal iki tarafta en son artık e, anlaşma ya yakın bir tarihte öğrendiler ne olacak Çünkü dediğim gibi hiç kimse nihay ne, ne, olacağını bilmiyordu. Ki bu noktada artık işlerin daha ilginç aldığı noktada burasıydı. Tam 27 Haziran'daki e, cumartesi günü e, Washington'da gerçekleştirecek görüşmeye Haşim Saçı, Kosova Cumhurbaşkanı uçağa binip giderken Avrupa Birliği'nden bir hamle geldi. Avrupa Birliği kurulan Kosova Suçları Özel Mahkemesi iddianameyi 3 gün öncesinde yayınladı. Yani 27 Haziran'dan 3 gün önce 24 Haziran'da yayınladı. Bu da aslında nasıl devrildiği sorusuna kim devirdiği de ekleyebiliriz. Avrupa Birliği o masayı devir, devirdi bir bakıma. Uçaktayken Washington'a giden yani bir görüşme, nihai görüşmeyi, nihai anlaşmayı sağlamak üzere giden Kosova Cumhurbaşkanı ve yanında işte Kadri Veseli ve diğer kişiler hakkında iddianame hazırlaması bu görüşmeleri sabote etmekten başka bir şey Avrupa değil. Avrupa Birliği Amerika'ya bizim işimize karışma mı demek istedi? Resmi söylemlerde hiçbir zaman böyle bir söylemi yok. Her zaman işte biz Amerika ile birlikte çalışıyoruz. Amerika bizim Amerika'nın desteğine ihtiyacımız var vesaire. Ama bütün dönem boyunca hem savaşlarda olsun her her daim Amerika'nın Avrupa'nın arkasında ilerlemesini istiyor. Burada ol, aktör ol ama benim ardımda ol. Benden öne geçme iyi telaffüze hareketleri de almış olduğu kararlılığı da bunu ortaya koyuyor. Şimdi benim burada iki farklı teorim var Haşim Taşçı olayında. Birincisi Haşim zaten Amerika ile son dönemlerde yakın ilişki kurmasının sebebi Kosova Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanmamak istemesiydi. Yani kendi Kosova'nın kaderiyle birlikte... Amerika'ya rağmen Rahay Adalet Divanı'nda bu herhalde kabul edilmez diye bu şekilde yani düşünüyordu. Kend, aynen kendisini güvence altına almaya çalıştı bir noktada. Ki e, Kosova Savaş Suçları Mahkemesi'nde halen iddianame noktasında yani, savaş suçları işlendiğine dair Hemen kabul bir şey yok. çıkar mı? Kabul yok. Çıkacağını da pek sanmıyorum. Çünkü bunun öncesinde Ramuş da yargılandığında da sadece şüpheli sıfatıyla çağrılıp ondan sonra e, bir e, daha ileri savaş suçu işlediğine dair bir şey ortaya çıkmadı. Ramuş Aradine örneğin e, şey Haşim Saç örneğine geldiğimizde tam gidiş yolunda yayın, yayınlanması bu iddianamenin iki iki tane şey getiriyor. Ya Avrupa Birliği sabote etti ya da Haşim Taş'ı kendisini Amerika'dan kurtarmak için böyle bir şey yaptı. Ne demeyecek? Bu önemli sana? bir şey. Çünkü son dönemde bahsettiğim gibi Haşim Taş'ı çok Amerika ile birlikte hareket etmeye başladı. Ama ve lakin ne yapacağını ne imzalayacağını bilmiyordu. En sonunda belki de kendisinin imzalayacağı şeyle artık kendi ülkesinde bir hain olarak belki de bir hain olarak artık ismi zikredilecekti. Neden? Evet, toprak kaybı neden olabilirdi. Çok ağır şartlar imzalayabilirdi vesaire. Bu noktada da artık Avrupa Birliği'ne tek kan Kanla bir toprak anlaşmayı, anlaşmayı verme. Anlaşmayla verme. Yani verirse eğer artık halktan hiçbir destek alamay alamayabilirdi. Bu noktada belki de Haşim Taşçı kendisini Amerika'dan kurtarmak adına Avrupa'dan böyle bir yargılanma da, yani yargılanma öne çekilmesi de tarif etmiş olabilir. Öncesinde böyle bir şey konuşulmuş da olabilir. Öncesinde her şey olabilir. Şimdi tek başına zaten görüşmeleri terk etse Amerika'ya karşı Kosova gibi küçük bir ülkenin Cumhurbaşkanı ben görüşmeye katılmıyorum demesi çok büyük yaptırımları getirecektir. İki büyük gücü karşı karşıya getirdi ki tekrardan Avrupa'ya yanaştı. Bu teori ki bu çok fazla insanın dile getirmediği bir teori. Diğer bir şey ise Avrupa Birliği'nin sabote etmesi. Yani Avrupa Birliği'nin Amerika'ya sen burada aktör olabilirsin. Peki her iki durumda sonra. da Haşim Taçı mı kazanıyor tırnak içerisinde? Şu anda, siyasi olarak tabii. Siyasi olarak şu anda Haşim Taçı çok e, tekrardan e, akıllı bir siyaset izlemeye başladı. Çünkü reytingi düşmeye başlamıştı ama bu yargılanma sonrasında kendi diz, yargılanıyor gibi değil. UÇK'ya yargılıyorlar algısı oluşturmaya başladı ki UÇK e, Kosova Kurtuluş e, Kosova Kurtuluş Ordusu ee, 1999-2000 yıllarında işte Sırbistan'a karşı verilen savaşta kurulan ordu. İşte Kosova'nın tarihi değiştirilemez, bu yargılamalar yersizdir vesaire tarzında söylemlere sahip. E, Bunu söylemlerin üstüne bir de milliyetçi olan Kosova halkı sahiplendi. UÇK ve Haşim Taçı UÇK birlikte. Masa devrildi. masa devrildi. Şimdi iki tarafta masada değiller ve herkes şu an kendi ülkesinde. Şu anda kendi ülkesinde. Şu anda Avrupa Birliği Temmuz ayında yani bu ay içerisinde tekrardan görüşmeleri kendi ara buluculuğunu tekrardan diyalog sürecini devam ettireceğine dair haberler yayınlamaya başladı. Her iki tarafa da bu anlamda. Davetiye göndermiş, Davetiye oluyor. göndermiş oluyor. Peki Haşim Taçı açısından bundan sonra ne tür senaryolar ...size göre işleyecek? Yani şöyle bir şey, şu anda iddianamenin... E, ...kabul edilmesi ya da reddedilmesi... ...zannımca biraz uzatılacak. Ki bu noktada biraz haşim saçı... ...pazarlıklar gerçekleşecek, inanıyorum. Yani Avrupa Birliği zaten... ...almış olduğu bu Washington yolundayken... ...haşim saçı alınan bu kara... ...zaten hukuk... E, ...hukuk kurumu olan... ...bir mahkemeyi siyasallaştırdın... ...ortaya koydu. Ki ben... ...tüm bu olaylarda... E, Kaybeden Kosova olmasına rağmen tek sevindiğim bir nokta var. Avrupa Birliği kendi gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Yani dünya ya her zaman işte insan hakları, adalet, hukuk vesaire tarzında bunların bağımsız olması gerektiğini ders vermeye kalkıyor ama gelin görün ki geriye döndüğümüzde kendisi bile e, yani huku... ad Lahey Adalet Divanı'nda mahza hukuk işlemiyor. Siyasetin Siyas gölgesinde, siyasetin bir hukuk gölgesinde işliyor. bir hukuk işliyor. Siyasallaştırıyor yani. Hukuk e, kurumlarını siyasallaştırıyor. Yani sevindiğim tek nokta bu ki Avrupa Birliği'nin gerçek yüzünü görüyoruz burada. Yani dünyayı bahsettiği gibi ama adalet Avrupa açısından var. bu ilk kez oluyor değil ki Avrupa. Hani utanır mı bilmiyorum ama. Ya, bunu zaten utan utanmaz ama insanlar artık biraz daha fazla gerçeği görmesi için ümit e, var. Şimdi burada Haşim Taç'ı zaman kazanmış olacak mı? Haşim Taç'ı şöyle bir şey... E, Anlaşma çok şey kaybettirebileceği için Amerika'da imzalanacak. Evet zaman kazanıyor ama diğer taraftan da artık bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Şu anda gelecekte ne olabilir? Avrupa Birliği bu e, tarz artık çünkü e, Kosova halkı da Avrupa Birliği'nden sıkılmaya başladı. Sürekli bir yaptırımlar oluyor vesaire belki de uzun zamandır vermemiş oldukları vize serbestisini verebilirler. Hem Albin Kurt'u hükümetinin düşürmesi, hem de Haşmet Taşçı vesaire bunların biraz bunlara karşı tepkileri yumuşatmak için Avrupa Birliği'nden böyle bir hamle gelebilir ki böyle bir hamle tekrardan Haşmet Taşçı'nın ratingini artması sebep olabilir. Yargı iddiana ve kabul edildiği takdirde Haşmet Taşçı yargılanmaya gittiği takdirde sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri değil zaten meşruiyeti halen tartışılan hükümet onların da seçimleri gerçekleştirilmesi gerekir. Yani Kosova'nın gelecek 5-6 ayda siyasi... Her halükarda gayet, önümüzde bir seçim var Kosova'da. Her halükarda olması gereken bir seçim var zaten. Çünkü hükümet... E, e, malum hükümet düştüğünde dünyanın her demokrasisinde olduğu gibi tekrardan seçime gidilir. Koronadan dolayı seçime gidilemedi ve şu anda meşruiyeti tartışılan bir hükümet kuruldu Kosova'da. Bu hükümetin e, zaten Tekrardan seçime gidilmesi imzalar toplanılıyor şu anda muhalefette olan partiler tarafından. Ama Cumhurbaşkanı da eğer istifa ederse ilk başta Meclis Başkanı görevi alır. Yeni seçimler gerçekleştirilene kadar ama akabinde seçimler her halükarda yakın dönemde Kosova siyasetinde seçimler gerçekleşecek. O zaman Kosova'daki önümüzdeki seçimlerde sanırım 3 ana eksen herhalde olacak. Bir Amerika tırnak içerisinde tarafında olanlar, Avrupa tarafında olanlar bir de herhalde bağımsızlar gibi mi Balkan, Düşünce olarak söylüyorum. Şöyle bir şey, artık e, uluslararası baskıya gelmeyecek bir grup var ki bu. Albin Kurti hükümetinden bahsettiğimiz. Yani bunu ilk e, seçildiğinde de ben e, bunu söylemiştim ki Albin Kurti çok karizmatik ve e, idealleri olan bir lider. Ama unutulmamalı ki aynı zamanda Kosova'da uluslararası desteğe ihtiyacı olan bir ülke. Albin Kurti uluslararası desteği yok görmeye kalktı ve kendisi bunu e, başbakanlıktan. O, e, alınarak ödediği bedelini. Yani Kosova'da halen devletleşme sürecini tamamlayamamış olduğunu bildiğimiz için halen Birleşmiş Milletler üye olamamış, uluslararası kurum ve kuruluşlar üye olamamış bir ülke olduğu için bu uluslararası desteğe çok ihtiyacı var. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olan Çin ve Rusya tarafından halen bağımsızlığı talep, bağımsızlığı kabul, kabul edilmeyen, tanınmayan bir Kosova normal olarak Avrupa Birliği gibi Türkiye gibi küresel güçlerin desteğini desteğine muhtaç. Ayakta noktada, kalabilmesi sanırım Sırbistan'la ilişkilerin bir şekilde hal yoluna git, aynen koyulmasına o, bağlı. Aynen o şekilde. Yani Sırbistan'la ilişkiler düzenli, düzeltilmeli ve e, hızlı bir şekilde artık Kosova'nın uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olmasının önüne açılması gerekiyor. Ki Sırbistan'la sadece ilişkinin düzelmesi bunların e, sonuçlandıracak mı? Yani başlı bir şey getirecek mi? Ben burada da şüpheliyim. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin iki üyesi red, red oylarını sadece Sırbistan üzerinde kullanmıyorlar. Kendi ülkelerinde de böyle bağımsızlık hareketleri olduğu için bunlara emsal gösterilir diye onlar kabul etmiyorlar. Rusya'daki işte Kafkasya bölgesi olsun ya da Çin'in işte Doğu Türkistan hatta bugünlerde tekrardan e, evet. dile getiriyoruz Doğu Türkistan'daki <laughs> olaylara bu tarz bölgelerin bağımsızlık taleplerinin önüne geçmek için emsal olabilecek şeyleri de reddediyorlar tanımayı. Bu noktada. Kosova'yı e, önümüzdeki süreçte de zor e, günler bekliyor. Son iki dakikamız Reji uyarıyor. E, Kosova ile alakalı söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa bir konu daha var. Onu size sormak istiyorum. Kosova ile alakalı bu kadar şey yapabiliriz. Peki e, ama öyle görünüyor ki seçimlerin sonucu da herhalde Kosova'da tam istenilen istikrarı sağlayacak gibi durmuyor. Maalesef yakın dönemde yani Kosova'nın biraz daha e, devletleşme sürecine, istikrar süreci istikrar kazanmasının süreci biraz daha uzun gibi görünüyor. Orta vadede evet. kaç yıl var? <laughs> evet. E, malum 11 Temmuz Srebrenica hmm, nedir oradaki Srebrenica onu... bu yıl 25. yılı. 1995 yılından 25 yıl geçti ve e, 20 yıla yakındır da bu e, işte, anma anım, programları düzenleniyor. Bunu da işte en fazla Ali İzzet için e, size Hı. yapılanları unutmayın unuttuğunuz takdirde tekrarlanır. Yani soykırımı unutmayın. Unuttuğunuz takdirde tekrarlanır. Söz üzerine farklı etkinlikler yapılıyor. İşte Marş Namira, Barış Yürüyüşü, e, Srebrenica'dan 1995'te kaçtıkları güzergah tersi bir şekilde yürüyorlar üç gün boyunca gençler. E, her yıl halen çünkü e, Sırplar katlettikleri insanların farklı ilk başta toplu mezarlar gömüp ondan sonra Birleşmiş Milletler'in e, denetim geleceği için o mezarlardan kazıp farklı mezarlar gömdükleri için halen birçok insanın yeni yeni kemiklerine ulaşabiliyorlar ya da ulaşılanların farklı mezarlarda Parçaları e, tekrardan var. parçalarına ulaşıyorlar. Onların her yıl belli sayıda definleri e, gerçekleşiyor. Bu yıl e, koronavirüsten dolayı belli e, artık çoğu etkinlik e, az sayıda insanla gerçekleşecek. İşte uluslararası katılım vesaire bunların e, da az sayıda gerçekleşecek. E, Srebrenica olayı hakkında her yıl hatırlamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten de Ali dediği gibi biz her ne kadar günümüzde ilişkileri düzeltmeye çalışsak da bunları unutmamalıyız. Unuttuğumuz takdirde tekrarlan, tekrarlanması çok yüksek ihtimal. Evet. Emin çok teşekkürler. Ben çok ee, teşekkür ederim. Balkanların bu anlamda hakikaten istenilen seviyede huzura, barışa, güvenliğe kavuşması biraz daha süreç alacak gibi. Gönül ister ki bu süreç kavgasız ve gürültüsüz olsun. En azından konuşularak masa başında olsun. Ee, i̇nşallah öyle olur. Değerli izleyenlerimiz haftaya bir başka konu ve bir başka konukla tekrar karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.